Merhaba arkadaşlar hemen şu durumdan bahsetmek istiyorum. Açık öğretim lisesinde aralık sınavının online durumu 35 kredi ek sınav ne varsa mezun olma fırsatlarıyla alakalı her şeyi açıklayacağız. Videoyu sadece sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız. Bakın abone olmayan kullanıcı sayısı az videolar izlerken hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar eğer sizler de mezun olmak istiyorsanız bu dediklerimi e, uygulayın veya dinleyin. İlk öncelikle ilk sınavla bir başlayalım. Ek sınav ihtimali ortadan kalkmadı. Bunu sizlere söylüyoruz. 7 Ekim'e kadar da kayıtlar kapanana kadar da devam edecek. Eğer ki eks sınav olmazsa da 35 kredinin verilme ihtimali bulunuyor. Onu da söyleyelim sizlere. Yani 35 kredi verilebilir. Onun dışında Hadi bunların hiçbiri olmasın. Aralık sınavı da olmasın, 35 de olmasın. Ha ikisinden birisinin olacağını tahmin ediyoruz ama olmadı diyelim. Ee, Aralık sınavı online olacaktır. Onu da söyleyelim. Yani online olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Neden? Bu zamana kadar açık öğretimde hiçbir zaman ek sınav, pardon, e sınav denenmedi. Yani e sınav e denemesi olmadığından dolayı kaç kişinin e sınav'a başvuru yapacağını, gerek kaç kişinin randevu alacağını vesaire ne kadar süreceği hiç belli değil. O yüzden Açık Öğretim Lisesi'nde aralık sınavının online olma ihtimali yüksek. Peki neden hocam? Çünkü biliyorsunuz ki eğer ek sınav vesaire 35 kredi olmadığından dolayı mezun olacaklar aralık sınavına girecek. Yani son sınavı aralık sınavı olacak. Aralık sınavından da güzelce geçerse öğrenci mezun olacak. Ve bunun da en geç 31 aralığa kadar yani aralığın sonuna kadar açıklanması gerekiyor. Çünkü öğrenciler belge götürecek. O yüzden bunun kısa bir süre içerisinde hemen cevapların ışıklanması ve hemen sınavların bitmesi gerektiğinden dolayı okullarda daha doğrusu açık öğretimde aralık sınavının online olma ihtimali yüksektir. Onu belirtelim. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.